Hanımlar beyler, günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar merhaba Serdal Bey. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Özel bir firmadayım. Elektronik teknikeriyim zaten. Elektronik teknikerisiniz. Evet. Hangi memleketin firması? Burada. Burada ya. Türk. Aynen Türk. Yerli. Türk bir firma. Çok güzel. Hı-hı. Evet. Merak ettim. Atabey Korelilerle çalışıyor ya acaba. Size yok. De para yedirdiler de şirkete mi aldılar diye. Yok, Türk firması. Orada kalite kontrol teknikeriyim zaten. Üretilen tüm ürünler harika. Bizim çok elimizden güzel. Geçiyor. Ben ve iki arkadaşımdan var. Peki ne yapıyorsunuz iş dışında? İş dışında şu an işte bir ara çok iyi zayıflamıştım. Evet, yine iyi görünüyorsunuz. Yok, yeniden diyete başladım. Öyle sağlam mi? Yürüyorum. Yani sağlam mı yürüyorsun? Evet. Yani şöyle ortalama 13 kilometre falan günlük. Günlük 13 kilometre yürüyecek zamanı nereden buluyorsunuz ya? Çünkü akşam saat 5.30'da işten çıkıyorum. Ondan zaten sonra 6'da evdeyim, evet. Gelip hemen ya işte aparatif bir şeyler, salata mı yaparım ya da işte bir çorba mı içiyorum, o kadar. Ondan sonra çıkar yürürüm. Ne kadar sürüyor 13 kilometre yürümek? Ortalama benim için 1,5 saat falan. Şaka. Yok, ciddiyim. Çok iyi yürürüm. Sizi tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Yarışlara falan katılınıyor mu böyle acaba, düşündünüz mü hiç? Yok, düşünmedim hiç. Onun yerine daha farklı şeylerle ilgileniyorum. Mesela? Ya hukuk çok dikkatimi çeker ve de tıp çok dikkatimi çeker. Onlarla ilgileniyorum. Çok güzel. Enteresan. Aynen. Ya, evet. Bunun çok şeyini de gördüm ama avantajının faydasını da gördüm. Öyle değil mi? Evet. Ne gibi mesela? Bir gün çok rahatsızlandım. Kendinizi ameliyat ettiniz. Yok. O duruma henüz gelmedim de. İşte hastaneye götürdüler. Bayıldım. Ayılmışım işte. Kırmızı alanı almışlar. Doktor sordu işte neyim var. Hocam dedim işte hipogastrit bölgemden başlayıp umbilikal bölgeme, oradan da sağ ve sol inguinali doğru dedim. Çok ciddi bir sancım var. Yani tepkileri muhteşemdi. Şey diyor. Meslektaş mıyız dedi. Hayır dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim elektronik teknikeriyim. Vallahi dedi bunları söylemen dedi muhteşem. Hani hiç teklemeden söyleyebiliyor olman dedi daha da muhteşem. Böyle güzel tepkiler alıyorum, geri dönüşler alıyorum. Çok güzel. Nerelermiş oralar peki? Şimdi ben de merak ettim sevgili izleyenler. Hipokler neydi? Hipogastrit, epigastrit, umbilikal. Nereler? Yani vücut kısmı şey, karın kısmı. Karın kısmı. Tam göğüs kafesinin bitiş noktası işte epigastrit, bir alt katman, hipogastrit, umbilikal diye geçiyor. İnguinali karıştırmayalım. Peki Serdal Bey, ben iddialı olduğunuzu biliyorum. Zaten 8.000-9.000 çıktı ağzınızdan. O yüzden evet, heyecanla sizin yarışmanızı bekliyorduk. Bakalım baba, neler yaşanacak. Basiret bağlanması İnşallah olmazsa. İnşallah yardım edeceğim. Ben yanınızdayım. Merak etmeyin. Çok teşekkür başlayalım ediyorum. Mı? Lütfen. O zaman hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Halk ağzında ördek anlamında kullanılan tabir. Ördek. Bir harf lütfen. Bir harf lütfen. B. Böyle nokta 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 yürümek. O paytak. Gibi bir şey. Bir daha bir harf bir daha. Bir harf daha lütfen. Ya, şimdi de bileceksin. Aynen. Ha? Bıdı. Değil. Bedi. Değil. Bada. Gibi Bede. Bir şey. Bir önceki gibi. Bıdı. Bidi. Yok. Yani vücutçu gibi düşünün. Body. Body doğru cevap. Efendim, Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Yine dört harfli. Bakalım nasıl sorduk. Görünmez alem. Görünmez alem. Evet. Bir harf lütfen. Harf verdik. Kalp gözü. Değil. Görünmez alem. Ses gelir buradan. Aklıma gelmedi. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha aldık. Şimdi oldu. Gayip. Gayip doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir zarf sormaya karar vermiş editör. Yine bizi zarfladı. Soruya bakalım. Akılda soru işareti bırakan bir sözcük. Akılda soru işareti bırakan bir sözcük. Yani 5M1K gibi bir şey gelir. Yok değil. Harf mi? Bir harf lütfen. Bir harf aldık. Bir harf daha. Evet. Ondan sonra acaba. Acaba doğru cevap. Acaba. Efendim, yine beş harflerle devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap istiyoruz yine şu soruya. Suçlu olduğu düşünülerek mahkemeye sevk edilmiş kimse. Sanık. Evet. Sanık doğru cevap. Mastarla biten tek kelime bir cevap istiyoruz. Altı harfli gelsin bakalım soru. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek. Ona mesela
Çiçekler için çok kullanırız. Bir harf lütfen. Bir harf veriyoruz. K. Bir şeyin gelişmesi veya iyi durumda kalması için emek vermek. Bir harf daha. Çok basit düşünün. Bak. Ha? Ne? Dediniz? Makmek. Ha yok hayır, ben de başka bir şey dedin san. Boşa heyecan benimki de sevgili. Bir şeyin gelişmesi, iyi durumda kalması için emek vermek. Çiçeğe ne yaparsınız efendim? Su veririm. Yani besleyip büyütmek. Basit bağlamız. Atasözü söyleyebiliyor muyum? Olur. Nokta nokta bağ olur, nokta nokta dağ olur. Bakmak. Bakmak doğru cevap. Daha nasıl yardımcı olabilirim sevgili izleyenler? Efendim altı harflerdeyiz yine. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım nasıl sormuşuz soruyu. Volkanik bölgelerde belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak. Harf alın. Bir harf lütfen. Basmayın. Niye basmayın? Bir harf daha. Bir harf daha. Değil değil. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Gazen. Bir harfi değiştireceksiniz. İyi bu. Gazel. Devam. Gazen. Gazen. Devam. Gazer. Gazer doğru cevap. İlk defa duydum. Efendim 7 harflerdeyiz. Tek kelime ve yapım eki almış bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl sorduk. İri kıyım taşlarla dolu alan. Taşlarla dolu. İri kıyım taşlar. Kayalık. Kayalık doğru cevap. Şimdi Serdal Bey 2500 puanımız var. 1 dakika 33 saniye süremiz var. Süre biraz. Yani süre biraz kritik gibi. Hı hı. 2500 puan alacağınız 10 harfle beraber sizi gün birinciliğine taşıyabilirmiş gibi duruyor. 10 harf alabilirim. Evet. Tamam. 7 sorumuz var. Hı hı. Harf almadan birkaç soru geçseniz rahat rahat harflerle paketlersiniz bu işi. Tamamdır. O zaman biraz daha devam ediyoruz. Evet. Yani tatlı olur hızlanırsanız. Tamam. Efendim ikinci 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap istiyoruz Serdal Bey'den. Bakalım nasıl istiyoruz. Kapı, pencere, mobilya kapakları gibi açılır kapanır şeylerde menteşe. Kullanılan genellikle metalden parça. Menteşe doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sıfat soruyoruz. Ruhsal çöküntü içinde bulunan anlamındaki Fransızca kökenli sözcük. Bir harf lütfen. Ruhsal çöküntü. Bir harf daha. Yine şarkı var aklımda. Göksel'den. Bir harf daha alayım, durduralım. Söylüyorum. Depresif. Depresif doğru cevap. Ayağımı yere vura vura yalnız söyledim şarkıyı hiç görmediniz. Efendim 8 harflerdeyiz. Birleşik kelime soruyoruz size. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen duygusal ilişkilerin her şeyin yolunda olduğu başlangıç dönemleri için kullanılan bir tabir. Cicim ayı. Cicim ayı doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Efendim 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Görüş ve anlayış bakımından yakın bulunan kişiler için kullanılan bir tabir. Bir harf lütfen. Buyurun. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha alalım. Aldık ve. Görüş ve anlayış bakımından yakın bulunan kişiler. Görüş ve anlayış bakımından. Aa bu çok nokta nokta ya deriz. Kafa dengi. Kafa dengi doğru cevap. Efendim şimdi yine 9 harfli ve batı kökenli bir sözcük. Tamam. Bakalım nasıl sorduk. Tuvalette kullanılacak suyun saklandığı depo. O şeyin adı. Bir harf lütfen. Harf verdik. Bir harf daha. Bir harf daha verdik. Tuvalette kullanılacak suyun saklandığı depo. Bir harf daha. Evet. Rezervuar. Rezervuar doğru cevap.
Şimdi Serdal Bey bir harfiniz kaldı tamam. Alabilecek. Alacak, alırsanız da onu 2 saniye arttırmanız gerekiyordu. 1 saniye arttırmanız gerekiyormuş. Rahatsınız yani. Tamam. Şimdi son 2 kelimem kaldı. Evet. 10 harfli. Evet. Nasıl? İyi mi bari? Zor mu kolay mı? Sorular mı? Bakayım. Bana kolay. Çünkü cevaplara bakabiliyorum ama size aynısı olmayabilir. Yok, Batı kökenli falanların Arapça kökenli. Siz önden ipucu mu istiyorsunuz? İyi oldu. Vay be, gördünüz mü neler yaşandı bu programda. Süreyi dikkatli kullanmanızı ve harfi doğru yerde almanızı öneririm. Bence yani ilk 10 harfli de ihtiyacınız olmayabilir. Biraz düşünün yani. Tamamdır. 22 saniyeyi eşit kullanabilirsiniz. Tamamdır. Bence. Hanımlar beyler, bir diğer soru gelecek. Yine efendim birleşik kelime sormuşuz beyefendiye. Bakalım. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten. Ana değil. Ayrıntılara girmiyor. Yüzey. Değil. Gibi bir şey ama değil. Böyle bir harf birleşik alalım. Kelime. Bir harf aldık. Bir güzel şeyin ayrıntılarına geldi. Girmeden ana çizgilerini belirten. Yüzeysel. Eskiz anlamında bir kelime var. O bunun içinde var gibi. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden. Böyle üstün körü. Hı. Ana hatlarıyla. Böyle falan filan. Yok. Basiret bağlanması yaşıyor. Hay Allah ya. Bir şeyin ayrıntısına girmeden. Rastgele yazıp çizerek. Ay be Serdal Bey. Kaba taslak olacaktı. Yani gerçekten üzgün alkış, üzgün alkış oldu. Olacak evet. İş değil. Son bir sorumuz var. Olsun, eğlenelim. Aynen. 2 kelimeden oluşuyor cevap. Bakalım nasıl bir soruyla soruyoruz bunu. Canımız da sıkıldı be. Kredi kartlarına tanımlanan ve acil ihtiyaçlara yönelik sunulan bir öneri veya çözüm. Harf lütfen. Aa, ne harfi be? Biliyorsunuz bunu. Nakit avans. Nakit avans doğru cevap. Vallahi Serdal Bey, sizin de hak ettiğiniz puan değil bu. Aynen, kabataslak yaktı bizi. Kabataslak bizi paketledi. Yaktı. Patates olduk onun yüzünden. Olsun, ayaklarınıza sağlık. Çok güzel çok yarıştınız. Çok tebrik ediyorum. Yine karşılaşırız umarım. Ama gün birincimiz Atabey oldu. Hanımlar, beyler, Serdal Bey'i alkışlarla yerine gönderiyoruz. Ve Atabey yanımıza geliyor.